arkadaşlar. Ben Cihan Özhan. Bu görsel dersimizde SQL Server 2008 eğitim serisine başlamış bulunuyoruz. Başlangıç eğitimleriyle ortamı tanımaya, SQL Server'ı tanıtmaya ve Management Studio hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Login ekranından başlayacağız. Daha sonra programsal kısma doğru ilerleyeceğiz. İlk olarak açtığımız SQL Server 2008'i açtığımız zaman bu şekilde ortada bir login görünecek şekilde bu sayfa açılır. Ben login'i kapattım size açılışını göstermek için. Şu şekilde diyebiliriz. Kapandıktan sonra buradaki simgeye tıkladığımız zaman connect olması için bize bir ekran çıkartır. Login ekranı. Ya da buradan da yapabiliriz bu tarz bir işlemi. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde simgeye tıkladıktan sonra bize server type, server name, authentication, login ve password soran bir ekran çıkıyor. Burada server type anlamı şu: database engine, analiz servis gibi bazı diğer servisleri soruyor. Bunlara göre login bilgilerini doldurup bizim login olmamızı sağlıyor. Server name kısmında nokta localhost demektir. Burada IP yazarak uzak bir sunucudaki SQL server'ımıza bağlanabiliriz. Aynı zamanda nokta yerine parantez içerisinde lokal yazarak da buraya bağlanabiliriz. Bu nokta kısacası yazılımda da connection string içerisinde de kullandığımız gibi bizim veri tabanına bağlanmamızı, lokaldeki veri tabanına bağlanmamızı sağlar. Authentication mode ise SQL Server ve Windows olarak ikiye ayrılır. Windows Authentication, Windows'a login olduğunuz kullanıcı yetkisiyle veri tabanına bağlanmayı sağlar. SQL Server ise Windows yetkisi değil, bu aşağıdaki login ve password bilgisiyle login olmamızı sağlar. Windows yaptığımda aşağıdaki ekranlar kapanacaktır. Gördüğünüz gibi Cihan Özhan kullanıcı adıyla login olmuş olacağım eğer bu şekilde bağlanırsam. Connect dersem bana hiçbir şekilde şifre sormadan Windows Authentication ile bağlanacaktır. Ancak biz SA ile, yani SQL Server Authentication, SA denir kısa adı, SA ile bağlanacağız. SA bir veri tabanında tam yetkiye sahip bir login'dir. Buradan eğer daha önce girdiysek onları da görebiliriz listeleyerek. Şifre bölümüne ben şifremi giriyorum ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi bana bağlandı SQL Server'a ve bana bu ekranı gösterdi. Burada database kısmından veri tabanlarını görebiliriz. Ben şu an herhangi bir veri tabanı oluşturmadım bunda. Oluşturduğum veri tabanlarını da kaldırdım, detach ettim. Şu an SQL Server tarafında kullanılan AdventureWorks veri tabanını kullanacağız. Bu AdventureWorks veri tabanı Microsoft tarafından test geliştirme ortamı olarak hazırlanmış bir veri tabanı. Bunun için database'e sağ tıklıyorum. Attach veri tabanını SQL Server Management Studio'ya attach edeceğim. Yani ekleyeceğim, buradan yöneteceğim. O yüzden attach'e tıklıyorum. Bana şöyle bir ekran çıktı. Attach database. Burada add'e tıklayarak bana bir ekran açılmasını sağlıyorum. O ekranda SQL Server'ın AdventureWorks'u buluyorum. Bu gördüğünüz gibi MS SQL 10 SQL Server bölümünde, MS SQL içerisinde, data klasörü içerisinde. Bu da şu şekilde de gösterebiliriz. Aslında C kısmında Oracle Windows kurulu olduğu dizinde ya da varsayılan olarak Windows'un kurulu olduğu dizine kurulur. Ancak siz başka bir yere kurduysanız o dizine girebilirsiniz. Normalde C dizini içerisindedir. Program Files içerisinde Microsoft SQL Server içinde MS SQL 10, MS SQL Server, MS SQL içinde Data klasörü içerisinde AdventureWorks veri tabanını oluşturdum ben. Daha doğrusu internetten indirdim. Onu araştırıp indirebilirsiniz. Daha sonra kendi MSI kurulum dosyası olarak geliyor. Tıkladığın zaman otomatik olarak zaten kendisini ekliyor. Bunu seçiyorum buradan.
Eğer eklenmediyse bu şekilde ateş etmeniz gerekiyor. Seçiyorum ve OK'ye tıklıyorum. Şu an hazır log dosyasını da ekledi gördüğünüz gibi. Birisi LDF, diğeri MDF dosyası. LDF log dosyasıdır. Ana dosyamız MDF'dir. OK'ye tıklıyorum. Ve bana istediğim veri tabanını getirdi. AdventureWorks'u. Şimdi bunun üzerinde artıya tıklıyorum ve tablolar, view'ler gibi ekranları görüyorum. Bunun database diyagram oluşturmak istiyorsak, yani sürükle bırakla ya da arayüzdeki o designer ekranından tasarlamak istiyorsak yan tarafına tıklayarak ya da buradan install diagram support diyerek bu diyagram desteğini kurmasını isteyebiliriz. Daha sonradan new database diagram diyerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi install diagram support diyelim ve bu ayarları bize varsayılan olarak getirsin. Soruyor bu desteği oluşturalım mı diye. Yes diyorum. Şimdi oluşturuldu. Şimdi new database diagram diyorum. Yeni bir database diagramı oluşturacağız. Gördüğünüz gibi buranın ekranı bu şekilde boş. Bize tabloları gösteren bir liste geliyor. Bu listelerin amacı şu. Normalde burada tüm tabloları seçip onların hepsini göstermek de isteyebiliriz. Ancak biz tek tek istediğimiz veri tabanı tablolarını burada gösterip onlar üzerinde ilişkiler kurmak ya da değişiklikler yapmak istiyor da olabiliriz. Bu yüzden örneğin ben adresle adres type'ı alacağım. Bir tanesi tıklıyorum add diyorum. Arka tarafta oluşturuyor bunu. Bunun database diyagramında bir tabloyu ve buradan sildi. Gördüğünüz gibi adres tablosu buradan gitti. Yani ekledikçe, diyagram ekledikçe buradan silinecektir. Adres type'ı ekliyorum. Ve bu kadar yeterli şimdilik. Close diyorum. Gördüğünüz gibi yıldız işareti var. Yıldız işareti bu diyagramın kayıt edilmediğini gösterir. Ben buradan Ctrl S diyorum. Ctrl S. Ve bana isim soruyor. İsim değiştirebilirsiniz ya da ellemeden direkt kaydedebilirsiniz. Okey diyorum. Bu adreslerin bilgilerin bulunduğu adres diyagramı oldu diyebiliriz. Şimdi refresh diyelim ve gördüğünüz gibi artı işareti göründü ve buradan tıkladığımız zaman direkt bize bu ekran çıkacaktır. Örneğin bunu kapatalım şimdi. Şimdi orayı kapattım ve sadece diyagramdan aldım bunu. Diyagramdan açtım. Mesela ne diyelim? Adres diyagram diyebilirdik buna. Adres diyagramı. Ve gördüğünüz gibi bize bu şekilde kullanım kolaylığı sağlayabiliyor. Şimdi diğer tabloları bu şekilde farklı farklı diyagramlarda yönetebiliriz. Bu açıdan çok kolaylık sağlayacaktır. Bunlar arasında ilişkiler sağlayabiliriz. Bu şekilde sürükleyip bırakarak onu şu an karıştırmak istemiyorum. İleri düzey bir diyagram kullanımı olduğu için ve veri tabanı yapısını şu an bozmak istemiyorum. Yani bu şekilde kullanabiliriz ve küçük bir değişiklik yapsanız bile burada yıldız işareti görünür. Bu değişikliğin kaydedilmediği anlamına gelir. Kaydetmek istiyorsanız Ctrl S ile ya da buradan kaydedebilirsiniz. Save adres diyagramı kaydedebilirsiniz. Ben kaydetmiyorum. Gereksiz bir düzenlemeydi çünkü. Aslında burası bizim için pek önemli değil şu an. Başlangıç aşamada orayı kullanmayacağız. Tablolar bölümüne tıklıyorum ve bana benim AdventureWorks veri tabanın içerisindeki tüm tablolarımı gösteriyor. Bu tabloları tam yetkiye sahip olarak kullanabiliriz şu an. Örneğin Production Product tablosunu kullanalım. Burada yanındaki artı işaretine tıklıyorum ve bana Column K, Constraint Triggers, Indexes ve istatistikleri gösteren bir bölüm açılıyor. Burada kolonları tıkladığım zaman bana tüm kolonların bilgilerini veriyor. Bunun üzerine sağ tıkladığımda Design'a tıklayarak bu tablo üzerinde bir değişiklik yapabilirim. Örneğin gördüğünüz gibi şu an tamamen bütün kolonları, özellikleri
işte kolon adını değiştirme, data veri tipini değiştirme ve hello null yani boş geçirip geçilmeyeceğini değiştirme gibi birçok özelliklerini